Uzun zamandır video çekmiyordum, vlog çekmiyordum. Tam bir ay oldu. Beni her nereden, ne kadar uzaklıktan takip ediyorsanız hepinize merhaba. Bugün Datça vlogu. Çok heyecanlıyım. Hadi hemen başlayalım. Denize gitmeden önce bir anneannemi ve dedemi görün istiyorum. Anneannem burada, dedem de birazdan gelir diye umut ediyoruz. Bekliyoruz. Ondan sonra denize gideceğiz. Ondan sonra bugün birazcık dolu bir gün olacak gibi düşünüyorum. Arkadaşlarımı da göstermeye çalışırım. Biz aslında bir Ankara'ya gittik. Ondan sonra geri geldik. Buraya böyle hafta sonluğuna geldik. Hafta sonu için geldik. Yani dün geldik, yarın dönüyoruz. Ben size verdiğim sözü tutmak için bugün Datça vlogu çekiyorum. Beklemede kalın. Şimdi burada sahile gitmeyi beklerken sizinle birazcık konuşayım. Bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün denize gideceğiz. Ondan sonra Datça içine inip şey yapacağız. Ondan sonra Datça içine inip yemek yiyeceğiz bir restoranda. Ne yapıyorsun? Normalde günlerim daha farklı geçiyor ama bugün yani böyle bir günlüğüne falan geldiğimiz için çok daha farklı olacak. Normalde arkadaşlarımla da tanıştırırdım sizi. Ya da arkadaşlarımı kırmızı sizlerle tanıştırdım. Kırmızı gözlük var mı? Var. Nasıl şekli? Bak dur getireyim. Ben hadi hiç kullanamam şu an. Valla. Allah Allah. Öyle. Normalde işte arkadaşlarımla hani denize gidiyordum. Denizden sonra işte arkadaşlarımla oluyordum falan. Akşamları falan. Akşamları gene, bu akşam gene arkadaşlarımla olacağım büyük ihtimalle. Ama tabii belli olmaz. Hani kısa zamanlığına geldiğim için. Bilmiyorum. Belki ağzıma bir şey girdi. O zaman sahile giderken tekrardan açacağım. Şimdi demin anneannem bana şey verdi. Gözlüklerden de verdi. Anneannemin gözlüklerinin birincisi bu. Bu gayet güzel. Şimdi ikincisini deniyoruz. İkincisi bu. Çok havalı. Artık bunlar yani, moda ya. Ne olursa olsun elindeki bütün imkanları. Bir de insanın manevi huzur. Bir de ay takamadım. Bir de bu. Bu da pek havalı. Şey gibi komutan logar bir resim yaklaşıyor efendim. Bu da güzel. Yani bunlar moda ya artık. Bakalım bugün her 5 dakikada bir, 15 dakikada bir artık gözlük değiştiririm. Sahilde görürüz o zaman. Şimdi sahile yürüyoruz. Şimdi ben size birazcık Karaincir'den bahsetmek istiyorum. Biz her yaz Datça'ya geliyoruz. Datça'da hem Datça içinde evimiz var hem de Karaincir'de evimiz var. Yani Datça'sız bir yaz düşünemiyorum çünkü böyle artık alışkanlık oldu yani. O kadar güzel bir yer ki yani gerçekten cennet yani benim için. Karaincir her özellikle. Karaincir böyle Datça'ya gitmeden hani 15 kilometre önce de değil mi? Karaincir. Karaincir zaten Karaincir'e gelen bir daha buradan gitmek istemiyor. Çünkü gerçekten cennet gibi bir yer. Şimdi birazcık size Karaincir'i göstereyim. Böyle çok güzel bir koy. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Kimler var? Kim oturuyor? Sen tek mi oturuyorsun? Ha öyle mi? Nerede Fırat? Ha sen nerede oturuyorsun? İyi güzel tamam uğrarım. Bu an buradaki yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Tamam
bu kadardı. Şimdi Fırat'ı da gördük orada bir yerde. Onu da çekeceğim. Zaten herhalde akşam da gösteririm birkaç kişiyi burada olan. Öyle. Bu arada okulun başladığı 2 gün oldu ve ben buradayım. Çok iyi. Bu arada en kısa zamanda şey de gelecek. Neden Amerika'ya gitmiyorum videosu. Bir sürpriz videom daha var. Yani benim için çok güzel bir video. Siz de belki beğenebilirsiniz. Size birazcık etrafı göstereyim. Çünkü şu an çok utandım Ant'ın yanında. Bu Fırat geldiğinde de açacağım. Fırat. Buradaki ikinci en iyi arkadaşım. Now that you're gone, I spend my nights all alone here, wishing you were here, sweet atmosphere. Bir yurtlu gösteriyorsunuz. Öyle bir duruyorsun ki. Utanma. Arkadaşlar köylü ilk defa kamerayı keşfediyor şu an. Çekim yapmayı falan öğreniyorum. Dilo da burada boş muhabbet yapıyor. Arkadaşlar esirgemeyin beğenilerinizi. Ben kaçar. Şimdi bizimkilerle birlikte denizde voleybol oynayacağız. Ama tabii bu görüntüleri çekebilecek bir hava yiğit olmadığı için çekemeyeceğiz. Ben çekemeyeceğim. Aa tamam olur, okey. Tamam. Ben ya, biliyorum da voleybol oynamıyorum ya. Tamam. İşte öyle. Gel. Vallahi billah. Bu kız çok güzel ya. Evet, kameraman Nehir şu anda Lale top oynuyor. Lale topu al. Evet, bu haberimizden ayrılıyor. Tek kaldım ben burada. Gitti hepsi. Şu anda denizden çıktık. Görmüşsünüzdür, Nehir diye bir arkadaşım çekti bizi sağ olsun. Voleybol oynarken çok yoruldum şimdi. Bilmiyorum ne kadar gözüküyorum. Şimdi Datça'daki evimize geçeceğiz sanırım. Oradan da akşam yemeği yiyeceğiz. Orada bir yerde bir balıkçıda diye tahmin ediyorum. Şu an çok yorgunum. Daha sonra kamerayı açacağım şimdi. Eve gitmeye çalışıyorum. Kendimi eve atmaya çalışıyorum. Çok yoruldum. Şimdi çok hızlı bir banyo yaptım ve hemen Datça'ya geçeceğiz. Saat kaç yaptık bir bakayım. 5 olmuş. İşte 8.30'da falan yemek yemeye geçeceğiz. Onun dışında Datça'ya geçeceğiz. Ekranım çok kötü ya. Bir saniye. Bir dakika. Tamam. Öyle yani, bakalım. Siz de benimle götüreceğim. Gidelim Datça'ya, bakalım neler yapacağız. Anneannemin gözlüğü taktım. Dedem de böyle maskesini takmış. Bakalım şimdi Datça içine iniyoruz. Gerçekten güzel gözlük. Bunlar artık moda anneanne. Yapıyor.
Şimdi Datça'daki eve geldik hep birlikte. Bir burada çay içeceğiz. Böyle çay faslı ve böyle ufak birkaç bir şey yiyeceğiz. Ondan sonra da Datça içine yürüyeceğiz ya da taksiye gideceğiz. Orada da akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Değil mi anneanne? Evet. Anneannem de. Öyle yani. Şimdi evden çıktık. Datça içine doğru yürüyeceğiz. Çok tatlı. Çok tatlılar. Şimdi Datça içine doğru, restorana doğru yürüyeceğiz. Böyle. Bugün de bayağı esiyor ya. Ülkerim geldi ya. Şu şıklığa bir bakın. Dedemin yakışıklılığı. Maskemizi evet takalım, doğru. Bak dedem ne güzel takmış. Annem nerede? Ha, burada. Şimdi restorana doğru ilerliyoruz. Orada da böyle denizi falan çekeceğim şimdi size. Burası cennet cennet. Gerçekten cennet. Diyorum size. Ben normalde bu yoldan başlıyorum. Şimdi size göstereceğim. Bu yoldan başlıyorum. Buradan başlıyorum koşmaya böyle tam bu civarlarda, güneş daha gitmiş oluyor. Bu civarlarda koşmaya başlıyorum. Nereye kadar biliyor musunuz? Yani çok uzak yerlere kadar koşuyorum. Hani o kadar iyi kafa dinletiyor ki. Özellikle böyle güzel bir yerde. Yani çok iyi. Bayağı uzağa gidiyorum. Şimdi gideceğimiz restoranların daha ilerisine gidiyorum. Keşke daha fazla günüm olsaydı da hani onları da vloglayabilseydim, çekebilseydim. Koşarken ya da ne bileyim hani spor yaparken filan. Ama şimdi size çok güzel görüntüler göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Demin çektiğim yerlerdekinden, hatta buranın girişinde çektim. Evet. Teşekkürler. Buranın girişinde çektim hatta. Şimdi birazcık daha çekeceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Çok acıktım. Buradan sonra Karayincir'e geri döneceğiz. Döndüğümde de arkadaşlarımla görüşeceğim. Orada da çekebilirsem çekmeye çalışırım. Ya da orada böyle bir 10 saniye falan çekerim. Ondan sonra orada bir vlog kapatırım diye düşünüyorum. Çok utandım, herkes onu bakıyor. Hadi kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi burada sadece dişlerim parlıyor. Şimdi burada elektrikler gitti. Yani hiçbir yerde şu an elektrik yok. Bir dakika size bir göstereyim. Şarkı falan da çalmıyor. Bakar mısınız? Bir dakika, bulanık ama herkes şöyle bir saniye. Bakar mısınız? Her yer karanlık. Çok çok garip bir şey oldu yani. Hiç anlamadık şu an. Anlam veremedik. Çok garip oldu. Şimdi çıktık. Karayincir'e doğru gidiyoruz. Biliyorum çok fazla çekemedim. Çok fazla konuşamıyorum. Yani çok fazla etrafı çekiyorum. Sinyal ver şuraya. Sinyal. Herkes sanki insan kesiyormuşum gibi bakıyor. İnsan kessem daha az bakarlar, yemin ederim. Neyse. İşte şimdi Karayincir'e doğru geri gidiyoruz. Çok güzel bir akşam geçirdik. Şimdi ama artık Karayincir'e gideceğiz. Bir de ben birazcık da arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Çünkü keyifli oluyor ya Datça akşamları, Karayincir akşamları. Umarım Datça'yı birazcık da olsun gösterebilmişimdir. Bence çok güzel bir yer, çok kaliteli bir yer. Herkese tavsiye ederim.
teklif ederim gelmelerine. Fakat yani çok insan olunca da böyle şey olmuyor ya. Böyle sanki çok bodrum gibi oluyor. Bir de öyle olmasını da istemiyoruz açıkçası. Ama gene de hani herkese şey yaparım, tavsiye ederim. Hatta cennet, gerçekten cennet. Çok güzel bir yer. Karaincir'e gidince şey yapacağım. Orada kapanış konuşmasını da yapacağım.